izlensiz göçmen botu geri itme yöntemi kullanılarak Türk karasularına bırakılması maksadıyla çekilmektedir. Yaşam mücadelesi veren göçmenleri dünyanın gözü önünde ölüme sürükleyen Yunanistan'a Avrupa Birliği sessiz kalıyor. Açık denizde Atina'nın insanlık dışı tavrına maruz kalan göçmenleri Türkiye kurtarıyor. Avrupa Birliği Sahil Güvenlik ve Sınır Ajansı Frontex'in Yunanistan'ın faaliyetlerine destek verdiği bu görüntüler daha önce basına yansımıştı. Yunan Sahil Güvenlik unsuruna ait lastik bot ile hareketten sarkıt bırakılmıştır. Bu insanlık dışı görüntülerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından paylaşıldı. Bir saat 10'da Çanakkale'den çıktık bot ile. Saat 12'de Yunanistan polisler bizi yakadılar. Sonra bizi gazladılar 4-5 saatte. Sonra bizim paralarımızı aldılar, çantalarımızı aldılar, vurdular. Sonra kadınların saçlarını çaktılar. Bakan Soylu, bir göçmenin Yunan polisinin kötü muamelesini anlattığı görüntüleri yayınlayarak Avrupa Birliği'ne seslendi. 5 tane insana, birinci 5 insana zorla attılar onun böte. Böte bunlar girerken böte patladı. Patladı sonra 2 kişi sağlam çıktı, 3 kişi oldu. Tam denizin ortasında bizi bıraktılar. Ben de polis Türk güvenliğe aradım, dedim, özrettim dedim, bizi gelin bizi kurtarın. Türk güvenlikler de geldi bizi kurtardı. Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Frontex'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı? Bakan Soylu, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımlara Avrupa Birliği Komisyonu ve Frontex'in Twitter hesaplarını da ekledi.